Kadınsınız ve doğal olarak kadın haklarına dikkat çekeceksiniz. Ama politik görüşünden dolayı kadınlara hakaret eden bir başka kadını da kendinize idol edineceksiniz. Ne kadar karışık, değil mi? İşte Türkiye'de kadın haklarına dikkat çekmeye çalışanların da kafası böyle bir karışık. Türkiye'de kadın haklarının olmadığı, susturulmaya çalışıldığı, kılıklarına, kıyafetlerine karışıldığı hala vurgulanmaya çalışılıyor. Özellikle ödül törenleri bunu vurgulamak için de harika bir alan teşkil ediyor. Ben bu ödülü yıllardır bu toplumda, bu dünyada ötekileştirilen kıyafetleriyle, kahkahasıyla, kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, bitirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Elbette sanatçılar siyaset konuşabilir ama ödül törenlerindeki kürsünün bu kadar kara politiğe dönüşmesi içler acısı. Kimse açık açık söylemese de bu kara politik söylemlerin hedefi Erdoğan hükümeti. En son Melek Mosso isminde bir şarkıcı ödül kürsüsüne çıktı. Kıyafetleriyle, kahkahalarıyla falan ötekileştirilen kadınların arkasında olduğunu söyledi. Kadınlar sanki susturuluyormuş gibi susturulamayacağını söyledi. Şunu belirtmek isterim ki size, sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam. Kim susturulmaya çalışılıyor? Mesela bu hanımefendi bunları söylerken susturulmaya çalışıldı mı? Açmak istiyorsanız açın. Konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun, aksini söyleyenlere babayı alırsın diyoruz. Ya da giyiminden, kuşamından dolayı herhangi bir üniversiteye, okula ya da kamu dairesine alınmadı da bizim mi haberimiz yok? Ya da hukukta karar aşamasında kadın erkek diye bir ayrım mı yapılıyor? Kadın, evet bazen koruyamıyoruz kadınları. Eksiklikler, mağduriyetler yok değil ama bu konu artık samimi olmayan bir duyar kasmaya dönüştü. Niye samimi olmayan diyorum biliyor musunuz? Çünkü ben bu hanımefendinin kadınları asıl ötekileştiren bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Aksi halde Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren kadınlara ağır hakaretlerde bulunan bir başka kadını bu hanımefendi kendisine idol edinmezdi. Güle güle, güle güle, hadi kızla. Affedersin. Demek ki neymiş? Kadın diye bir farkındalığa parmak basmak isteyenler için ahlakın estetiği bir kadının politik görüşüyle orantılıymış. Ve gerçek şu ki kadınların en çok istihdama katılabildiği, büyük girişimlere imza atabildiği, yatırım alabildiği, ülkenin gelişimine ve büyümesine katkıda bulunabildiği, ekonomik olarak kendi kararlarını rahatça verebilme imkanının olduğu bir dönemdeyiz. Dikkat edin, her seçimden önce şeriat geliyor diye bir vave ile kopartılıyor. Bunun amacı da kadınları korkutmak aslında. Her seçimden önce kadınlara zorla başörtüsü takılacak, sokağa çıkartılmayacak falan. Neredeyse 20 yıldır hep söyleniliyor bu. Aynı şeyler ısıtılıp önümüze getiriliyor. Ve belki böylesine gerçek dışı ütopik yaklaşımlar yüzünden gerçek olan sorunların tespitini yapamıyoruz. Sorunlar, mağduriyetler elbette var. Kimse inkar etmiyor. Konuşalım. Ama böyle politik kürsü argümanlarıyla değil. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi. İnsan bizim analarımızdır. Biz erkekler olarak analarımızın oğluyuz. Bize insan oğlu derler. Bir anadan dünyaya gelen yolcu